Merhaba, iyi akşamlar. Hazır mıyız? Evet. Merhabalar. Hocam, mücadeleyi değerlendirebilir miyiz? Şimdi biz de Beşiktaş'ta mutlaka bu maçı kazanması gerekiyordu. Bizim de 3 puana ihtiyacımız vardı. Beşiktaş'ın da vardı. Her türlü kadrolara geldikten sonra her türlü tedbirlerimizi aldık. Her türlü şeyleri oyuncularımıza söyledik. Ama maalesef kötü goller yedik. Yani yemememiz gereken goller yedik. Bu da yani maçtan önce konuştuğumuz şeylerdi. İşte sağ bekin gelişi, Beşiktaş'ın önde oynayan 3 tane forveti de kanat oyuncusu değil ama forvetler. Yani hepsi çok tehlikeliler. Biz de bunları söyledik ama maalesef 2 tane kanat golü yedik. Ama ona rağmen hiçbir zaman oyun disiplinimizi bozmadık. Sonuna kadar da mücadele ettik. Bir tane golü bulduk. Ve kırılma anı da tabii ki Pedro'nun bomboş kaleye dokunamaması. Yani o golü atsaydık belki daha değişik olabilir. Zaten ikinci yarı biz her şeyi göze aldık. Zaten biz içeride dışarıda da hep galibiyeti oynayan bir takımız. Golü oynayan bir takımız. Yine her türlü riski aldık. Ama maalesef son paslarda istediğimiz şeyleri yapamadığımız için de tabii ki Beşiktaş'a da böyle bırakırsan pozisyonları buradan mağlubiyetle ayrılman gayet normal yani. Onun için de bu maçtan iyi dersler çıkarmak gerekiyor. Biz teknik direktör olarak, teknik heyet olarak güzel şeyleri gördük yani bazı şeyleri. Tabii ki üzgünüz yani burada biz puan ve puanlara gelmiştik. Ama artık bundan sonrasında telafi edeceğiz yani. Başka da söyleyecek bir şey yok. Var mı sorumuz? Buyurun. Hocam Başakşehir çok savunma oyuncularınız iyi bir defansla durdurabildiler ama kanatlarda galiba konsantrasyon Başakşehir'de kaldı. Onun etkisi var mı? Çok iyi yoğunlaştınız oraya. Yok, biz maalesef ileride şey yapamadık. Yani istediğim şeyleri yapamadık. Yani kanatlarımızdan hiçbir tanesi bunun oynadıkları oyun bu değil. Yani biz mesela geçen hafta Karagümrük'le oynadık. Maç 4-0 bitti ama en az o maç 7-8 böyle olabilirdi. Pozisyon çoktu. Güzel pozisyonlar yakaladık. Ama bugün girdiklerimizi zaten yakalayamadık. İşte en son dakika bomboş Pedro'nun önüne geldi top. Vuramadı yani. Veyahut da gittiğimiz özellikle ikinci yarı zaten her şeyi göze aldık sonlara doğru. Maalesef dediğimiz gibi o kanatlarımızda fazla etkili olamadık. Yani hücumda etkili olamadık. Yani çoğalamadık. Ya burada Sergen Yalçın atıldı. Siz de oradaydınız. Gördünüz mü hakem? Ne oldu? Topu mu vurdu top oyundayken? Ben görmedim onu da. Herhalde topu mu vurdu? Öyle bir şey yaptı herhalde. Oyuncuya faul verilmedi galiba diye tepki gösterdi. Ben öyle gördüm yani. Tam görmedim de öyle oldu yani. Var mı başka sorumuz? İyi akşamlar. İyi akşamlar.